hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü biliyorsunuz ki bu program sadece ve sadece sizlere özel olarak tasarlandı. Bu yüzden Sat 7 Türk Çocuğa bugün de gerçekten çok hoş geldiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şimdi eğer ilk kez ekranı saat tam 4'te yani bu saatte İlk kez Sat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve acaba bu abla kim, ne konuşuyor böyle diye düşünüyorlarsa bu kişiler, hemen aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Nur ablanız. Hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri yani tam olarak 5 gün sizlerle saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarında Sat 7 Çocuk programında buluşuyorum arkadaşlar. Ve aramızda bir kamera olsa bile burada gerçekten o kadar fazla samimi zaman geçiriyoruz ki sanki yan yanaymış gibi oluyoruz. O yüzden özellikle evlerinizden çıkamadığınız, zaman zaman sıkıldığınız, zaman zaman korktuğunuz, zaman zaman karışık duygular hissettiğiniz bu dönemde kendinizi yalnız hissetmeyin. Saat tam 4'te Sat 7 Türk ekranlarını açarsanız arkadaşlar, burada bizler her zaman sizlerle ilgili haberleri bekliyor oluyoruz. Ne isterseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Gününüzü nasıl geçirdiğiniz, yapacak bir şey bulamadıysanız, mesela Nur abla acaba ben nasıl yapsam, zamanımı nasıl geçirsem, nasıl bir etkinlik yapsam diye düşünüyorsanız, Tanrı ile ilgili sorularınız varsa, Tanrı ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar, her zaman aşağıdaki WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. İşte bu WhatsApp numarası bizimle sizin aranızdaki küçücük iletişim yolu. Bu numaradan her türlü bize ulaşabilirsiniz. Annenizin, babanızın telefonundan veya kendi telefonunuz varsa, WhatsApp uygulamanız varsa arkadaşlar, bizler, özellikle Nur ablanız, sizleri burada her zaman hazır bekliyor oluyor. Nasıl geçiyor gününüz? Nasıl geçiyor günleriniz? Neler yapıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Hatta ben de zaman zaman düşünüyorum. Acaba gerçekten arkadaşlarım neler yapıyorlardır? Ben bugün neler yapayım diye kendi hayatımla da ilgili düşünüyorum. Sizlere küçük bir tavsiye vermek istiyorum. Sabah erken uyanmaya gayret etmenizi tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Eğer erken uyanırsanız Tanrı'nın yarattığı bir gün boyunca tasarladığı bir günün nasıl geçmesini planladıysa Tanrı, ona şahit olabiliyorsunuz, onu görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Mesela erken saatlerde güneşin doğuşu, gökyüzünün yavaş yavaş renginin değişmesi, sonra mesela bulutlar, çiçeklerin, ağaçların güneşin rengiyle birleşmesi, güneşin onlara verdiği ışıkla birleşmeleri ve öyle renk almaları mesela. Ve sonra gün boyunca yavaş yavaş tabii ki değişimleri görebilirsiniz. Dolayısıyla bu çok keyifli bir şey ve aynı zamanda şükretmek için çok sebep bulabilirsiniz bunu yaparsanız. Ve günün başından o gün neler yapmak istediğinizi kafanızda böyle bir tasarlayın. Çok güzel olur. Mesela bugün uzun zamandır oynamadığım şu oyunu oynasam bence iyi olabilir. Bugün annemle veya kardeşimle şu çizgi filmi izleyebilirim diye düşünebilirsiniz. Ya da benim bir tane kitabım vardı, balıklarla ilgiliydi. Ya da benim bir tane kitabım vardı, kahverengi ayılarla ilgiliydi. Ben bugün onu mu okusam acaba diye düşünerek, planlayarak gününüzü çok güzel geçirebilirsiniz. Ama diyelim canınız farklı bir şey yapmak istedi o anda. O anda, sadece anlık. Tabii ki başka şeyler de yapabilirsiniz ama benim size tavsiyem, eğer sabahtan gününüzü güzel bir şekilde planlarsanız hem çok güzel zaman geçirmiş olursunuz, hem de zamanınızı ona göre ayarlayıp her şeyi yapmaya zaman bulabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka bunu yapın. Şimdi sırada benim çok sevdiğim bir bölüm var. Hem çok ciddi hem de aynı zamanda çok eğlenceli bir bölüm. Hepiniz artık bu bölümü çok iyi biliyorsunuz. Ama o bölümden önce haydi bakalım gelin bir Ege'yi izleyelim. İnsanların parmak ve dil izi gibi köpeklerin de burun izi farklıdır. Eğer bir köpek hırsızlık yaparsa burun izinden anlaşılabilir. Düşünsenize pastada burun aramak. Soğuk ortamlarda kabus görme olasılığı %34 artmaktadır. Kabus görmek istemiyorsanız mutlaka sıcak ortamlarda uyumayı deneyin. Yatak mangalları da olabilir. Kediler şeker tadı alamaz. Bu yüzden kediler bence çok şanssız. Düşünsenize bir kedi asla baklavanın tadını bilemeyecek. Güneş sisteminin en yüksek dağı Mars'tadır. Olympus Dağı tam 22 kilometre olup Everest Dağı'nın 3 katıdır.
Daha yüksek dağları tırmanmak isteyen dağcılar hemen Mars'a bir bilet alabilirler. Bir insan beyni saniyede 11 milyon bilgi parçacığı elde edebilir. Fakat %65'ini önemsemez. Desiler, yani en geliş bilgisayarlardan daha fazla çalışır. Beyne bir oyun konsolu takıldığını düşünsenize, ne oyunlar yaratabilirdi. Zaten çok şey bilmek iyi de değildir. Ege, sana bugün de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın ve hayatımıza bu yeni eklediğin bilgilerle hayatımızı çok güzel bir hale getiriyorsun. Şimdi arkadaşlar Ege'mizi izledik. Artık hem o çok ciddi hem de o çok eğlenceli bölümümüze geçelim bakalım. Siz bu bölümün ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Haydi bakalım benimle birlikte o zaman derin derin nefes almaya başlayın. Kendimizi bugün Nora Aba'nın sizlere vereceği göreve hep birlikte hazırlayalım. Haydi bakalım. Burnumuzdan nefesi alıp ağzımızdan veriyoruz. Oh, ne güzel hava aldık. Yaşıyoruz. Rabbe şükrediyoruz nefes alabildiğimiz için. Şimdi arkadaşlar, siz heyecanlanmaya devam edin. Eğer hazırsanız 5'ten geriye doğru sayacağım ve hep birlikte ekranımızda görevimizi göreceğiz. 5, 4, 3, 2, 1... için bir teşekkür listesi hazırlamak göreviniz bu arkadaşlar. Bu görevi size daha önceden de vermiştim. Ama annelerimize aslında bu görevi her gün bile yapmalıyız. Çünkü her gün bizim için o kadar çok şey yapıyorlar ki, güzel annelerimiz, canımız annelerimiz. O yüzden her gün onlara teşekkür etmek için bir sürü sebebimiz var. Teşekkür edebiliriz ve tabii ki bu şekilde onları mutlu edebiliriz. Ama arkadaşlar, eğer düşünüyorsanız acaba ne için teşekkür etmeliyim, nasıl teşekkür etmeliyim diye, haydi bakalım o zaman Nora Aba'nın sizleri bu konuda yalnız bırakmıyor ipuçlarından bahsetmeye başlıyorum. Bir kere arkadaşlar öncelikle düşünelim. Bizim karnımız guruldamaya başladığında sabah, öğlen, akşam karnımız acıktım ben, hadi bana yemek gönder dediği zaman bize kim yemek hazırlıyor? Genelde annemiz yemek hazırlıyor. Tabii ki zaman zaman babamız da bunu yapıyor da abimiz ablamız da bunu yapıyor ama genelde güzel annelerimiz güzel elleriyle bize yemek hazırlıyorlar. Hem de neredeyse günde 3 defa, hatta bazen ara öğünleri de saymıyorum. Dolayısıyla bu gerçekten onlar için çok yorucu bir şey ama bizi o kadar çok seviyorlar ki bunu çok mutlu bir şekilde yapıyorlar. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bu yüzden öncelikle mesela annemizin bizlere hazırladığı güzel, sağlıklı yemekler için ona teşekkür edebiliriz. Onun dışında annemiz bizi biz doğmadan önce 9 ay karnında taşımış. Yani düşünsenize, mesela bir sırt çantası taşıdığımız zaman bile yoruluyoruz değil mi zaman zaman? Bir de düşünün ki annemiz bizi karnında taşıdı ve o zamandan bizi sevmeye başladı. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında mesela annelerimiz şu an özellikle evde olduğumuz bu dönemde biliyorum ki bize yardım ediyorlar. Evden ders yaptığımız zaman ya da okula gidip de ders yaptığımız zaman fark etmez. Her zaman bizlere derslerimiz için yardım ediyorlar. Bazen aslında derslerimizi gerçekten çok eskiden öğrendikleri için hatırlamayabiliyorlar, anlamayabiliyorlar. Ama yine de bize zevkle, mutlu olarak yardım ediyorlar. Çünkü bizi çok seviyorlar. Bizi çok seviyorlar demişken arkadaşlar, aklıma şu geldi. Bize olan sevgileri, bence sadece bu yüzden bile annelerimize teşekkür edebiliriz. Çünkü bizi o kadar çok seviyorlar ki gerçekten bir teşekkürü hak ediyorlar. Bizi her durumda, yaramazlık da yapsak, onları üzsek de, kızdırsak bile sevmeye devam ettikleri için gerçekten sevgili annelerimiz, iyi ki varsınız. Ben de buradan sevgili anneme çok teşekkür ediyorum. Ve bir diğeri tabii ki de annelerimiz bizi hayat boyunca koruyorlar. Her zaman, her durumda, başka insanlara karşı, böceklere karşı, sineklere karşı, korktuğumuz hayvanlara karşı. Düşünüyorum, gerçekten o kadar çok şeyden koruyorlar ki mesela bizi hastalanmaktan korumaya çalışıyorlar mümkün olduğu kadar. Her türlü korktuğumuz, istemediğimiz, bize zarar verme tehlikesi olan her şeyden bizi koruyorlar. Ve gerçekten bunu hiç sıkılmadan, hiç bıkmadan hayat boyu yapıyorlar. İşte bu yüzden bu sebeplerden dolayı annelerimize güzel bir teşekkür listesi hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Peki bunun ne faydası var bu görevin?
diye düşünüyorsanız çok büyük bir faydası var. Bir kere bizi hayatları boyunca mutlu etmek için çabalayan annelerimizi mutlu etmek, bundan daha güzel bir amaç olabilir mi? Bundan daha güzel bir fayda olabilir mi? Annelerimizi mutlu etmek tabii ki de. Ve arkadaşlar, onun yanı sıra onların bu yaptıklarının bizler için çok değerli olduğunu, gerçekten bizler için çabaladıklarının farkında olduğumuzu göstermek için bunu yapabiliriz arkadaşlar. Hemen aklıma bir soru geldi. Diyelim yazmayı bilmiyorsunuz. Bir liste hazırlamak dedim ya ben. Bunu illa, yani özellikle yazmak zorunda değilsiniz. Gidip annenizin yüzüne de söyleyebilirsiniz. Kafanızda düşün. Anne, ben düşündüm. Sana 3 şey için teşekkür etmek istiyorum. Sana 5 şey için teşekkür etmek istiyorum. Aslında onlara teşekkür edecek 100 şey bile bulabiliriz. Ama tabii ki buna zaman yetmez arkadaşlar. Aralarda bunu yapabilirsiniz. 2 günde bir, her gün aklınıza geldikçe annenize teşekkür listenizi sunabilirsiniz. Yazmayı bilmiyorsanız, yazmak zorunda değilsiniz. Eğer isterseniz bunu bir mektup gibi de süsleyip annenize yazıp verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi artık bu kadar konuştuk. Haydi bakalım, gelin hep birlikte bir mola verelim. Gidelim kumdaki hikayeleri izleyelim. Rab İsa birçok şehir ve köylere gider, orada bulunan insanlara öğretirdi. Halk da her zaman Rab İsa nereye gitse arkasından giderdi. Bir gün Rab İsa yine etrafındakilere öğretiyordu. Birçok yerden çok sayıda insan onu dinlemek ve söylediklerini öğrenmek için akın etmişlerdi. Rab İsa yine benzetmeler kullanarak anlatıyordu. İnsanlara şöyle bir benzetme anlattı. Bir gün iki kişi dua etmek için tapınağa girdi. Bunlardan birisi Ferisi, diğeri ise vergi görevlisiydi. Ferisi dua etmeye başladı ve şöyle dedi. Tanrım, günah işleyen ve zulüm edip kötü yaşantıları olan insanlardan olmadığım için sana şükrediyorum. Ve yine şu günahkar vergi görevlisine benzemediğim için sana teşekkür ediyorum. Ben her şeyi doğru yapıyor, haftada 2 gün oruç tutarak kazancımdan ondalığımı veriyorum. Böylece ben her şeyi doğru ve iyi yapıyorum. Fakat vergi görevlisi ise tapınağa girince uzakta durdu. İşlediği günahlardan çok pişmandı.
Gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, "Tanrım, ben günahkâra merhamet et," diyordu. Rab İsa bunu anlattıktan sonra etrafındakilere sordu. "Sizce bu ikisinden hangisinin günahları affedilecektir?" Rab İsa bu soruyu neden sormuştu? Çünkü perisiler kibirlerinden her zaman kendilerinin doğru ve iyi insan olduklarını düşünürlerdi. Bu bölüme veda ederken şu güzel ayet öğrenelim. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Yakup'un Mektubu 4. bölüm 6. ayet. Çok sevdiğimiz bölümlerden biri, böyle tahmin etmeye çalıştığımız bir bölüm var sırada. Biliyorsunuz zaten deyim yerindeyse bölümü. Bu bölümü gerçekten seviyorum ve özlüyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz bu bölümde? Bir tane bir resim görüyoruz ve o resim bizim günlük hayatımızda Türkçe'de uzun durumları anlatmayı, kısa yolları anlatmayı tercih ettiğimiz zamanlarda kullandığımız deyimlerin anlatma şekli aslında. O resimleri gördüğümüz zaman biz o deyimi tahmin etmeye çalışıyoruz. Sonra da onun anlamını konuşuyoruz ve ondan sonra günlük hayatımızda bol bol deyimleri kullanmaya başlıyoruz. Ve aynı zamanda etrafımızda kullanan biri varsa bunu da rahatlıkla anlayabiliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar, eğer hazırsanız haydi hep birlikte deyimimizi görelim. Arkadaşlar bu enteresan bir deyime benziyor. Açıkçası şu an çok bir fikrim oluşmadı. Bir çocuk var, su içiyor ve boğazındaki suyu görüyoruz. Sanki bir şelale akıyor gibi boğazının içinden. Sular akıyor güzel bir şekilde ama orada... Evet, orada bir şey var. Sanki orada boğazında bir şey mi var? Ne gidiyor oradan? Yani boğazının içindeki su mu? Yoksa bir şelale akması mı? Boğaz şelalesi mi? Acaba böyle bir deyim mi bu? Arkadaşlar, eğer şu an kafanızda hiçbir şey belirmediyse haydi bakalım gelin hep birlikte ipuçlarını görelim. Sol tarafta arkadaşlar birinci ipucunda böyle bir kırmızı bir şey var. Sanırım o bir ilaç mı? O bir ilaç galiba. Bazen böyle hastalandığımız zaman onu yutmak zorunda kalıyoruz. Maalesef boğazımızdan zor geçiyor. Ama sol tarafta ne olduğunu anladım. Bu bir ilaç. Sağ tarafta da arkadaşlar bir dil görüyorum. Bir ağız var, dil var. Ama ne olduğuyla ilgili tam olarak bir şey kafamda belirmedi. Arkadaşlar şunu düşünüyorum. Acaba bu bir... Galiba şimdi kafamda bir şey oturdu. Sanırım sol tarafta gördüğümüz görsel bir hap. Ben bu deyimi biliyorum, evet, tahmin ettim. Eğer şimdi hazırsanız bu sefer 3'ten geriye doğru sayacağım arkadaşlar. Hep birlikte deyimimizi göreceğiz. Daha doğrusu söyleyeceğim ben size. 3, 2, 1. Arkadaşlar deyimimiz hapı yutmak. Hiç duymuş muydunuz daha önce etrafınızda kullanan birini? Ya da siz hiç kullandınız mı bu deyimi? Hapı yutmak deyimi arkadaşlar. Genelde zor bir durumda kaldığımız zaman, yani istemeden zor bir durumun içine girdiğimiz zaman genelde bu deyimi kullanırız. Mesela diyelim yanlış bir şey yaptık ve bu ortaya çıktı, yakalandık diyelim. O zaman şöyle deriz. Eyvah, hapı yuttum şimdi. Yani buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. Bazen hapı yutmakta zorlanıyoruz ya, hani büyük haplar boğazımızdan geçerken bol su içmemiz gerekiyor. Biraz bazen boğazımızı zorluyor. Hani zor bir durumda kalmak, zorlandığımız bir durumun içinde bulmak kendimizi anlamına geliyor. Belki de o şekilde bir bağlantı kurup bu deyimi bulmuşlardır. Hapı yutmak deyimi genelde zor bir durumda kaldığımızda bu deyimi kullanıyoruz. Başka örnek düşünüyorum. Ne olabilir hapı yutmak? Mesela dışarıdayız diyelim, şemsiyemiz yok, şapkamız yok ve bir anda yağmur yağmaya başladı. Ve şöyle dedik, ay eyvah, hapı yuttuk şimdi, ne yapacağız, yağmur başladı gibi durumlarda bu deyimi kullanabilirsiniz. Özetle
beklemediğimiz bir şekilde zor bir durumun içinde kaldığımızda, hatta genelde bir şey saklıyorsak o ortaya çıktıysa gibi durumlarda bunu kullanabiliriz. Ya da mesela diyelim sınav zamanı. Öğretmen dedi ki bu hafta sınav yapacağım ama siz uzun zamandır dersi dinlemiyorsunuz diyelim ki. Ve o hafta öğretmeninizin sınav yapacağını öğrendiğinizde eyvah hapı yuttuk, ben şimdi bu kadar konuyu nasıl çalışacağım diye düşündüğünüz bir durumda bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, haydi bakalım gelin şimdi yine bizim çok sevdiğimiz bir bölümü izleyelim. Sırada Mevezi var. Merhaba be. Merhaba Z. Bak. O elindeki ne öyle? Bu benim hem biyometrik hem asimetrik fotoğrafım. Aa, çok güzel çıkmışsın. biraz siyah beyaz gibi. Ne için bu? Pasaport. Aa, vize alacaksın demek. Çok güzel. Hadi bakalım devam edelim. Geçen bölüm nerede kalmıştık? Konya. Konya yolundaydık. Senden de hiçbir şey kaçmıyor Z. Ben de o yüzden Konya'yı araştırdım. Konya Türkiye'nin en büyük iliymiş ya. Yüz ölçümü bakımından evet. Çok büyük bir il. Aynı zamanda da en kalabalık 7. şehrimiz. Oh, peki en kalabalık şehrimiz neresi? Tabii ki İstanbul. Huh. İstanbul aynı zamanda Avrupa'nın da en kalabalık şehri. Vay be, amma insan var. Kaç tane koyun var peki? Niye saymıyorlar? Bilmem. Belki de sayıyorlardır. Bence biz ikimiz hepsine yeteriz. Boş ver. Çok alçak gönüllüsün be. Şaka yapıyorum Z, hemen ciddiye alma. Ah, tamam tamam. Gerçi haksız da sayılmazsın. Sayende genç kardeşlerimize Elçi Pavlus'un yolunu anlatıyorsun. Ne yapalım, devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. Hangi kameraydı benim? Heh, şu. Pavlus Konya'ya gelir. Buradaki insanlara İsa Mesih'in öğretisini anlatır. Kentte Yahudiler dışında Yunanlılar da vardır. Etkili konuşmalarla birçok kişi İsa'nın öğretisine iman eder. Halk arasında kötü niyetli insanlar yine vardır. Pavlus artık tecrübelidir ama bazılarını bitirdikten sonra çok durmaz şehri terk eder. Nereye? Listra ve Derbe'ye doğru yola çıkar. Listra, Derbe... Aman aman, hı? Sakın ezber yapmaya girişme. Yok yok, anlamaya çalışıyorum. Zor isimler. Tamam, ben yardımcı olacağım. Listra, Konya'nın güneybatısında bulunan bir yer. Derbe de günümüzde Karaman ili sınırlarında olan bir kent. Tamam. Heh, güzel. Ve ona ihanet edeceği vakte kadar yanında bulunan Barnabas, bazılarına devam ettiler. Burada aynı zamanda bir mucize yaşandı. Nedir o? Hemen anlatıyorum. Pavlus'un gözü konuşma sırasında bir adama takıldı. Göz göze geldiklerinde Elçi Pavlus bu adamın yüzünde iyileşmek isteyen bir insanın masum yüzünü gördü ve o anda yüksek sesle ''Ayağa kalk, dikil!'' dedi. Tam bu sırada kötülüm adam birden ayağa kalktı, yürümeye başladı. İyileşti yani. Pavlus'un mucizesini gören topluluk çok etkilendi. Her şey çok güzel gitmiş. Pek sayılmaz Z. Halk onları tanrı sandı. Hatta sunağa adak adamaya bile çalıştılar. Pavlus onları güçlükle durdurdu ve şöyle dedi. Ey insanlar, nedir bu yaptığınız işler? Biz de sizin gibi Adem oğullarıyız. Sizlere sevinç ve müjdeyi iletiyoruz. Sonra putları gösterdi. Bu değersiz şeylerden diri tanrı sevgisine dönesiniz diye dedi. Vay be. Ya. Terslikler bununla da bitmedi. Peşlerinden gelen birkaç kışkırtıcı halkın arasına karıştı. Hatta Pavlus'a taş attılar. Taş onu bayılttı. Öldü sandılar ve onu kentin dışına doğru sürüklediler. Sonra? Sonra öğrencileri gelip onu kurtardı. Kendisine gelen Pavlus ayağa kalkıp şehre geri döndü ve Barnabas'la birlikte şehri terk edip Derbe'ye gitti. Derbe. Evet, Derbe. Derbe, Elçi Pavlus'un ilk yolculuğunun son durağı. Buradan sonra geri dönecekler artık. Elbette Derbe'de de birçok kişi İsa Mesih'in müjdesini duyup iman etti. Dilersen dönüş yolculuğunu da sonraki bölüm anlatalım. Olur. Ben de hemen sana sorumu sorayım öyleyse. Hiç kaçırmıyorsun. Sor bakalım, hazırım. Saray, çekme ve kağıt. Helva çeşitleridir. Doğru mu? Yanlış mı? Ya şimdi...
Ama bak canımı çektirdin hadi, ha. Hadi hadi gidip yiyelim hadi hadi hadi. Hadi. Dur nereye ya dur. Daha soruyu cevaplayacağım. Hadi cevapla. Doğru diyorum. Harikasın. Hemen anlatıyorum. Helva, şeker, yağ, un veya irmikle yapılan bir tatlı. Bilinen helvanın yanı sıra un, pudra şekeri ve tereyağı ile yapılan çekme helva da Türk lezzetleri arasında yer alıyor. İçine dondurma konarak pek güzel yenen ve bayat ekmek, kakao, tereyağı, pekmez, süt gibi besinlerin karıştırılarak yapıldığı kağıt helva da kültürümüzde pek sevilen bir ürün. Helva, yapılış ve usulleri çok farklı olsa da birçok gıdaya verilen ortak bir isim. Vay zi, süpersin. Ben gidiyorum, hadi takip et. Dur, nereye gidiyorsun? Ay, daha mesajımızı vermem lazım. Bakın, kameram bu muydu benim? Evet, sevgili kardeşlerimiz, aşırıya kaçmadan tüketin şekeri ve tatlıyı. Tabii ailenize danışarak. Geldim ben de zi. Koş, koş helvacıya. Heyecanlandığım bölümdeyiz arkadaşlar. Tanrı'nın sözü bölümü. Çünkü bu bölümde sizinle birlikte sanki yan yanaymışız gibi böyle. Ya da yüz yüze karşılıklı oturup sohbet ediyormuş gibi. Tanrı hakkında konuşuyoruz. Tanrı hakkında düşünüyoruz. Kutsal kitabı baz alarak konuşup anlamaya çalışıyoruz. Ve bizi bu hayatta en çok seven kişi hakkında, yani Tanrı hakkında yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Derin derin düşünüyoruz arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte düşünmek, konuşmak istediğim konu tedirgin olduğumuz konular, tedirgin olduğumuz, endişelendiğimiz, korktuğumuz konular. Çünkü şu anda aslında bazı arkadaşlarımız korku hissediyor olabilir. Aslında genel olarak hayatımızda tabii ki bazı korkular olabiliyor. Benim de vardı eskiden, hala da var. Ama bazılarını, hatta çoğunu Tanrı ile birlikte gerçekten bu korkulardan kurtuldum. Çünkü aslında Tanrı'nın benim korkularımdan çok daha büyük olduğunu bir şekilde anladım sonunda arkadaşlar. Bu yüzden bugün sizi de böyle düşünmeye teşvik ediyorum. Ama ondan önce özellikle bu dönemde bu hastalık haberlerini duyuyoruz. Bazen korkabiliyoruz ya da onun dışında hayatımızda genel korkularımız olabiliyor. Ama bütün bunlar olurken, biz bir şeylerden korkarken Tanrı'nın bizi koruduğuna eminim ve bugün size aslında bunu hatırlatmak istiyorum. Biz ne yaşarsak yaşayalım, Tanrı her zaman bize yardım etmeye, Tanrı her zaman korkularımızı yenmemize yardım etmeye hazır. Ve unutmayın ki hiçbir korku ya da korkmamıza sebep olan hiçbir şey Tanrı'dan daha güçlü değil, Tanrı'dan daha büyük değil. Bugün sizlere güvenmek konusuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sizce güvenmek nedir arkadaşlar? Nedir güvenmek? Yani güvenmek deyince aklınıza ne geliyor? Aşağıda WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numarasına bizlere yanıtlarınızı söyleyin. Güvenmek deyince neler hissediyorsunuz? Kim geliyor aklınıza? Ya da nasıl bir şey sizce güvenmek? Çünkü arkadaşlar aslında korkularımızı Tanrı'ya güvenerek yenmemiz çok mümkün. Peki şunu sormak istiyorum sizlere. Dediğim gibi aslında kendime soruyorum şu anda. Az önce size sordum, şimdi kendime soruyorum. Güvenmek nasıl bir şey? Birine güvenmek, bir şeye güvenmek nasıl bir şey? Bir şeylere güvenebilir miyiz biz? Yani insan değil de eşyalara güvenebilir miyiz mesela sizce? Benim buna şöyle bir cevabım var arkadaşlar. Birine güvenmek ya da bir şeye güvenmek için şunu yapmamız gerekiyor. Biri bize ne söylerse ona inanmamız gerekiyor. Yani mesela karşımıza biri geliyor ve diyor ki sana çok güzel bir yemek hazırlayacağım diyor. Eğer gerçekten o yemeğin güzel olacağını beklemeye başlarsak o kişiye güvenmiş oluyoruz. Çünkü onun söylediği şeye güvenmiş oluyoruz. Ya da mesela bir kişi bize ben doktorum derse, biz de o kişinin doktor olduğuna inanırsak o zaman o kişiye güvenmiş oluyoruz. Yani aslında birine güvenmek demek söylediği şeyleri yapacağını aynı zamanda ve söylediği şey olduğuna inanmak anlamına geliyor arkadaşlar. Mesela hadi bir kişiyle ilgili bunu konuştuk. Bir şeyle ilgili bunu konuşalım. Canlı olmayan şeyler hakkında, mesela eşyalar hakkında konuşalım. Bence eşyalara da zaman zaman güvenebiliriz. Şöyle güvenebiliriz bence. Düşünün ki bir sandalye gördünüz. O sandalye böyle çok sağlam görünüyor.
belli ki yeni hazırlanmış, eski, böyle bozulmuş sandalyelerden değil. Ve biz o sandalyeye baktığımızda o sandalye bize sanki şöyle söyler. Ben sağlamım ve seni taşıyabilirim. Hadi gel üzerime otur. Ve biz de eğer gidip o sandalyeye oturursak, onun sağlam bir sandalye olduğuna güvenirsek, o zaman o sandalyeye güvenmiş oluyoruz. Ama mesela bazı sandalyeler var ki çok eski, böyle görürüz sanki böyle o tahtaları birbirinden ayrılmış gibi durur, böyle biraz yamuk durur. Şimdi biz gidip ona oturabilir miyiz? Oturmayız çünkü düşeceğimizi düşünürüz. Çünkü bizi taşıyacağına inanmayız, güvenmeyiz o sandalyeye. Çünkü evet o sandalye belki de hala bizi çağırıyor, diyor ki ben bir sandalyeyim. Seni taşıyabilirim, hadi gel. Ama biz ona baktığımız zaman öyle hissetmeyiz. Çünkü düşeceğimizi düşünürüz. İşte o zaman o sandalyeye güvenmemiş oluruz. Mesela başka bir örneğe geçelim. Arkadaşlar, donut sever misiniz? Benim gerçekten çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Çok sık tüketmemeye dikkat ediyorum. Sizin için de aynı şekilde. Çünkü arkadaşlar çok tatlı olduğu için çok yersek dişlerimize zarar verebilir. Bu yüzden bazen zaman zaman evet donut yiyebiliriz. Ama normalde bir donut gördüğümüz zaman nasıl görünür? Böyle üzerinde çok güzel, renkleri çok güzeldir. Bir kere böyle içi puf puf görünür. Yani belli ki o bize sanki şey der. Ben çok lezzetliyim. Beni yersen mutlu olursun. Ve biz daha önce onu yediğimiz için tadını biliriz. Ve ona güvenebileceğimizi biliriz görüntüsüne. Ve onu yeriz. O zaman biz ona güvenmiş oluruz. Yani aslında onun bize söylediği şeye inanmış ve güvenmiş oluruz arkadaşlar. Mesela bazı insanlar vardır, sizi sevdiklerini söylerler ve öyle davranırlar gerçekten de. Biz de o zaman onlara güveniriz. Aklıma şu geliyor. Tanrı'ya güvenmek. Peki Tanrı'ya nasıl güvenebiliriz? Yani Tanrı bize ne söylüyor? Bunu nereden bilebiliriz? Tanrı kendi hakkında bize ne söylüyor? Bunu nereden bilebiliriz? Tabii ki de kutsal kitaptan arkadaşlar. Sizce Tanrı bizi koruyor mu? Böyle söylüyor mu? Evet söylüyor. Çünkü kutsal kitapta böyle yazıyor ve kutsal kitap bize Tanrı'dan gelen bir mektup gibi görüyoruz onu. Tanrı'nın kendi sözü aslında. O yüzden de evet Tanrı bizi her durumda koruyacağını, bizi seveceğini, bizi iyi etmeyi istediğini, iyileştirmeyi sevdiğini söylüyor. Ve aynı zamanda iyi, güçlü, kibar ve sevgi dolu bir Tanrı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz de aslında bunlara inanırsak Tanrı'ya güvenmiş oluyoruz ve Tanrı'ya güvendiğimiz zaman aslında onun bizi bir şekilde koruduğunu biliyoruz. Belki her zaman bizim düşündüğümüz gibi korumuyor bizi. Tanrı'nın bizden daha iyi yöntemleri ve daha iyi yolları var. Tanrı kendi düşündüğü şekilde bizi koruyor. Biz bazen o sırada öyle görmüyoruz, hissetmiyoruz ama bizim ne gördüğümüz önemli değil. Çünkü biliyorsunuz ki Tanrı çok daha fazla şey görüyor bizden. Çok daha detaylı görüyor. Biz onun kadar iyi göremiyoruz, onun kadar iyi anlayamıyoruz. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey gerçekten Tanrı'nın söylediği şeylere güven. Öyle görmesek bile ona güvenmek. Çünkü bazen şöyle düşünün, mesela bir donut görüyoruz, o kadar da güzel görünmüyor ama yediğimiz zaman o kadar lezzetli çıkıyor ki aslında. O yüzden bizler durumlara baktığımız zaman şu anda tehlikeli şeyler var etrafımızda, korkularımız var olabilir, bu hastalık çok tehlikeli görünüyor ama aynı zamanda Tanrı da bize diyor ki seni koruyacağım. O zaman bunu nasıl şekilde yaptığıyla ilgilenmek yerine Tanrı'nın bir şekilde bizi koruduğunu bilmek bize çok iyi gelecektir. Ve bunu yaparsak Tanrı'ya güvenmiş oluruz arkadaşlar. Sizler bu konunun üzerinde durun, uzun uzun düşünün. Tanrı'ya güvenmek nedir? Tanrı'ya nasıl güvenebilirsiniz? Bizlere WhatsApp'tan ulaşın ve biz yarın yine bu konuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.